İsveç'in göçmenlik dairesinde yetkililer her sabah sığınma başvurusu yapanların dosyalarını inceliyor. Bu giderek artan bir eğilim. Sığınmacılar daha çok yazın başvuru yapar. Yaz aylarında haftada 2000 ila 2500 başvuru alıyorduk. Son birkaç gündür ise günde 1000 başvuru yapılıyor. Göçmenlere karşı cömertliğiyle tanınan İsveç bu akını karşılamakta zorlanıyor. Stockholm tren günde 20 saat çalışan gönüllüler mültecilere yemek ve sağlık yardımı sunuyor. Mülteciler Finlandiya'ya nasıl gideceklerini soruyor. Bazıları da İsveç'te kalmak istediklerini söylüyor. Bu kişileri ilgili yetkililere yönlendiriyoruz. Göçmenlerin en çok yerleşmek istedikleri ülke olan İsveç, başvuruların incelenme süresinin bir yılı bulması üzerine artık eskisi kadar popüler değil. Kimilerin gece barınacak yere ihtiyacı oluyor çünkü gece nereye gideceklerine karar veriyorlar. Hükümet güçlerinin evini bombalaması üzerine Suriye'den kaçan ve İsveç'te bu camide barınan bu öğretmen kararını vermiş. İsveç'te kalmayacağım, Finlandiya'ya gideceğim çünkü Finlandiya'da oturma izni İsveç'ten çok daha hızlı çıkıyor. Dört ayda oturma izni alıyorsunuz. Ailem bu süre içinde yanıma gelebilir. İsveç'te ise bu süre dört yıl. Ancak Finlandiya, mülteci kotasını yükseltmeyi henüz kabul etmedi. Bu mülteciler için mücadele henüz bitmiş değil. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.